56. bölüm Kibrin kötülüğü. Kibrin daha önce saydığımız fenalığı ve insanı kötü sona götürmesine ilave olarak onun yenilmesi gereken bir huy olduğunu gösteren hususları açıklamak istiyorum. Kibir, iblisin işlediği ilk günahtır. Bu günah sebebiyle Cenab-ı Hak onu lanetlemiş, genişliği gökler ve yer kadar olan cennetten çıkararak cehennem ateşine atmıştır. Bir hadisi kutsiyle Allah-u Teala buyurur ki, kibriya ridam, azamet gömleğimdir. Kim bunlardan birini benimle birlikte giymeye kalkışırsa, hiç aldırmadan belini kırarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kibirli olanlar kıyamet günü karıncalar şeklinde haşredilir. Bütün insanlar karınca şekline çevrilmiş insan şeklindeki o kibirlileri ayakları ile çiğner. En küçük şey bile onlardan büyük kalır ve onları çiğner. Sonra cehennemde Bules denilen bir zindana hapsedilirler. Ateş onları çepeçevre sarar. Cehennemliklerin vücudundan artan tortulardan sulanırlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üç kısım insan vardır ki kıyamet günü Allah-u Teala ne onlarla konuşur ne de yüzlerine bakar. Onlar için acıklı bir azap vardır. Onlar zina eden ihtiyar, zalim hükümdar ve kibirli fakirdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder ayetini okudu. Hayretinden dolayı biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz dedi ve ayeti şöyle açıkladı. Adamın biri kalkar, Allah'ın emri üzere iyiliği emreder ve öldürülür. Başka biri de kalkar ve sana iyiliği emredeni mi öldürdün der. Kibirli kişi kalkar onu da öldürür. Bu kişiyi öldürmeye sevk eden kibirdir. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh der ki, bir kişiye Allah'tan kork denildiği zaman sen kendi işine bak demesi günah olarak yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol eliyle yemek yiyen birine dedi ki, sağ elinle ye. Adam şöyle cevap verdi, yemiyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, yemeyesin. O kişi kibri sebebiyle sağ elinden yemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sözünden sonra adam sağ elini ağzına götüremedi. Yani eli sakatlandı. Rivayet edildiğine göre Sabit bin Kays bin Şemmas radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ey Allah'ın Resulü, gördüğünüz gibi ben güzellikten hoşlanan biriyim. Acaba bu da kibir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hayır bu kibir değil. Kibir hakka karşı çıkmak ve insanları küçümsemekten ileri gelir. Yani kibir, başkaları da kendisi gibi hatta kendisinden daha hayırlı bir insan olduğu halde onları değersiz görmekten kaynaklanır. Vehb bin Münebbih radıyallahu anh der ki, Musa aleyhisselam Firavun'a dedi ki, iman et yine saltanatın sende kalsın. Firavun Haman'a bir danışayım dedi. Danışınca Haman kendisine, şimdi sen kendisine ibadet edilen bir Rab iken ibadet eden bir kul olacaksın dedi. Bunun üzerine Firavun iman etmekten yüz çevirdi ve denizde boğuldu. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre Kureyşliler şöyle demişlerdi. Ve dediler ki, bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Katade radıyallahu anh şöyle der. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ve Kureyşlilerin kastettiği iki büyük adam Velid bin Mughire ile Ebu Mesud es-Sakafi idi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yüksek birini istiyorlardı. Onlar dediler ki, yetim bir çocuk bize nasıl peygamber olarak gönderilir ki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verdi. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehenneme girdikleri zaman onların nasıl hayret edeceklerini, dünyadayken kibirlerinden dolayı hakir gördükleri Ashab-ı Suffe'yi orada göremeyince yaşayacakları şaşkınlığı şöyle haber verir. İnkarcılar derler ki,
kendilerini dünyadayken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz? Kendisini gölgelendiren bir bulut vardı. Sefil kişi abid olanla karşılaşınca kendi kendine dedi ki, bu adam İsrail oğullarının abididir. Yanında biraz otursam belki Allahu Teala bana merhamet eder. Sonra abidin yanına oturdu. Abid kişi de kendi kendine dedi ki, ben İsrail oğullarının en abid kişisiyim. Bu ise en sefil kişisi. Böyle birisi benim yanıma nasıl oturur? Sonra o serseri kişiyi yanından kalk git diyerek kovdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zamanın peygamberine şöyle vahyetti. O ikisine de yeniden amele başlamalarını söyle. Zira ben o serseriye affettim ve abidin amellerini de silip boşa çıkardım. Diğer bir rivayete göre abidin başındaki gölgelendirici bulut abidi bıraktı ve sefih kişinin üzerine gitti. Bu ifadeler Allahu Teala'nın kulların kalplerine nazar ettiğini açıkça göstermektedir. Rivayet edildiğine göre sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adamın iyiliğinden bahseder. Derken bir gün söz konusu adam çıkıp gelir. Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme derler ki, ey Allah'ın Resulü, sana bahsettiğimiz adam işte bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye bakınca der ki, ben onun yüzünde şeytani bir karanlık görüyorum. Adam selam verir ve gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der. Allah adına sana soruyorum. Nefsin sana etrafında senden daha değerli insan bulunmadığını söylüyor mu? Adam şöyle cevap verir. Allah adına söylüyorum. Evet, aynen söylediğin gibi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet nuru ile o kişinin kalbinde yerleşmiş olan şeytani karanlığı yüzünden okumuştu. Sahabe-i kiramdan Haris bin Cüz-Ezzebidi radiyallahu anh şöyle der. Müslümanların arasındaki kurraların şu gülüş durumuna hayret ederim. Sen onu güler yüzle karşılarsın, o ise sahip olduğu ilim ile karşısındakine üstünlük taslayarak ona asık suratla karşılık verir. Allahu Teala Celle Celaluhu Müslümanlar arasında bu gibilerinin sayısını artırmasın. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisiyle tartıştım. Adama ey siyah kadının oğlu dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ey Ebu Zer bardağı taşırdın, bardağı taşırdın. Beyaz kadının oğlunun siyah kadının oğlu üzerine bir üstünlüğü yoktur. Ebu Zer radıyallahu anh der ki, bunun üzerine yere uzandım ve adama gel yüzümü çiğne dedim. Hazreti Ali kerramallahu veçhe şöyle der. Cehennemlik bir adam görmek isteyen önündeki insanlar ayaktayken kendisi oturan kişiye baksın. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, sahabe-i kiram nazarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli biri yoktu. Böyleyken bundan hoşlanmadığını bildikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördükleri zaman ayağa kalkmazlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı vakitler bir kısım ashabıyla birlikte yürüyüşe çıkar, onlara ileri geçmelerini emreder, kendisi arkada aralarında yürür. Bunu onlara tevazu öğretmek ya da şeytanın kalbine sokmaya çalıştığı kibir ve kendini beğenmişlik duygusunu silmek için yapardı. Bir defasında da namaz kılarken yeni elbiseyi çıkarıp eski elbisesini giymesi bu iki hedeften biri için olsa gerek. 57. Bölüm Tevazu ve Kanaatin Fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allahu Teala Celle Celaluhu başkalarına affedenin sadece şerefini artırır. Kim de Allah Celle Celaluhu için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mutlaka herkesin yanında iki tane melek bulunur. Bunlar insanları engelleyen bir gemi ellerinde tutarlar. Eğer kişi kendisini yüceltirse melekler gemi çeker ve Allah'ım onu alçalt derler. Eğer kişi tevazu gösterir ve alçak gönüllü davranırsa bu sefer melekler Allah'ım onu yücelt derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zavallı ve aciz duruma düşmeden tevazu gösteren kişiye ne mutlu. Helal yoldan kazandığı parayı Allah yolunda harcayana ne mutlu.
düşkün ve zavallı kimselere, merhamet edenlere, derin din bilgisine sahip kişilerine ve hikmet sahibi zatlarına düşüp kalkanlara ne mutlu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım sahabi-i kiram ile birlikte evinde yemek yiyordu. Kapıya bir dilenci geldi. İnsanların tiksindiği bir hastalığı vardı. Kendisine izin verildi ve onu dizinin dibine oturttu ve ona "Buyur ye," dedi. Fakat Kureyş'ten biri ondan iğrenir gibi oldu. O kişi aynı tiksindirici hastalığa yakalanmadan vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Rabbim beni şu ikisinden birini seçmem hususunda serbest bıraktı. Resul bir kul ve nebi bir melek olmak. Fakat hangisini seçeceğimi bilemedim. Melekler arasında en candan dostum Cebrail aleyhisselam idi. Başımı kaldırıp ona doğru baktım. Bana dedi ki, Rabbine karşı mütevazı ol. Ben de Resul kul olmayı seçtim," dedi. Allahu Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyetti: "Ben sadece azametim karşısında tevazu sahibi olan, mahlukatıma karşı büyüklük taslamayan ve kalbinde sürekli korkumu taşıyanların namazını kabul ederim." Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Kerem takva, şeref tevazu ve yakin yani kesin bilgi ve iman ise zenginliktir." İsa Mesih aleyhisselam şöyle der: "Dünyada tevazu sahibi olanlara ne mutlu. Onlar ahirette minber sahibidir. Dünyada insanların arasını düzeltenlere ne mutlu. Onlar da kıyamet günü Firdevs cennetine varis olacaklardır. Dünyada iken kalpleri tertemiz olanlara ne mutlu. Onlar da kıyamet günü Allahu Teala'ya nazar kılacaklardır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Allahu Teala Celle Celaluhu bir kula İslam hidayetini nasip ederse ona 100 güzelliği verir. Onu layık olmadığı yüksek bir makama eriştirir. Bunun yanında kendisini tevazu ile nimetlendirir. Bütün bunlar Allahu Teala'nın ona tanıdığı imtiyazlardır." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Şu 4 hasleti Allahu Teala Celle Celaluhu sadece sevdiği kişilere verir. İbadetin başı olan sükut, Allah'a tevekkül, tevazu sahibi olmak ve dünyanın geçici nimetlerinden vazgeçmek." Yine rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken çiçek hastalığına yakalanmış ve yaraları kabuk bağlamış siyahi biri gelir. Bu kişi kimin yanına oturursa yanındaki kişi kalkar gider. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtur ve şöyle der: "Bir kişinin yanında ailesine mihnet olacak bir şey taşıyarak bununla nefsindeki kibri bertaraf etmesi benim gerçekten hoşuma gider." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabe-i kirama şöyle der: "Neden ben ibadetin halavetini sizlerin üzerinde göremiyorum?" Sahabe-i kiram sordu: "İbadetin halaveti de nedir?" Buyurdular ki: "Tevazu." Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ümmetimden mütevazı kişileri gördüğünüzde siz de onlara karşı tevazu gösterin. Kibirlilerle karşılaştığınızda ise siz de onlara kibir gösterin. Bu tutum onları hor ve küçük duruma düşürür." Bu konuda şair bak ne güzel söylemiş: "Tevazu göster, yıldız gibi ol, bakan için parıldar. Suyun yüzünde oysa o çok yükseklerde durur. Duman gibi olma, kendini yükseklere salan, gök tabakalarının üstüne, oysa alçaktadır aslı olun." Kanaat hakkında daha önce söylediklerimize ilave olarak da şunları söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Müminin izzeti insanlara ihtiyaç duymayıp onlara karşı gönül tokluğu göstermesindedir. Kanaatkar olmakta hürlük ve izzet vardır. Bu sebeple denilmiştir ki, kime karşı gönlü tok olur, ihtiyaç göstermezsen onun gibi olursun. Kime muhtaç olur, el açarsan onun esiri olursun. Kime iyilik edersen onun efendisi olursun. Sana kifayet eden az, seni isyana sürükleyen çoktan daha hayırlıdır." Hikmet sahibi bir zat şöyle der: "Kanaatten daha üstün bir zenginlik ve başkalarının elindekine göz dikmekten daha kötü bir fakirlik görmedim." Şair şöyle der:
Kanaat bana izzet elbisesini giydirdi. Hangi zengin kanaatkardan daha zengin olabilirdi? Kanaati kendine baş sermaye edin, sonra takvayı kâr hanesine eklemelisin. İşte iki kazanç elde ettin, kimseye muhtaç olmazsın. Bir anlık sabrın ile cennetleri kazandın. Diğer bir şair şöyle der: sana yetecek olanla kanaat etmeye alıştır nefsini, yoksa ister hep daha fazlasını, unutur yetinmesini. Şu ömür sermayesi içinde büyük bir devlettir, sana ait olanı sadece içinde bulunduğun saittir. Diğer bir şair şöyle der: biraz uzak durursa rızık şayet senden, sabret. Elinde bulunan ile yetinmeye bak, kanaat et. Onu elde etmek için kendini yorma, dikkat et. Eğer nasibinde varsa sana ulaşır, seyret. Diğer bir şair şöyle der: aşağılıkların avuçları seni susuz bırakırsa eğer, suya kanmak ve duymak için kanaat sana yeter. Öyle bir er ol ki ayağı basıyorken toprağa, himmet ve gayreti erişsin ta Süreyya'ya. Diğer bir şair şöyle der: ey güce dayanarak rızık arayan kişi, heyhat ki batınla uğraşmaktır onun işi. O kuvvetine rağmen yılan çöldeki leşleri yer, şu zayıf sivrisinek ise bal içinde gezinir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyaç ve sıkıntı içinde olduğu zaman ailesine haydi namaza kalkın, ben bununla emrolundum buyurur ve sonra ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz, biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Mealindeki ayet-i kerimeyi okurlardı. Şair şöyle der: dünya ve süslerine abanmayı bırak, aldatmasın seni mal biriktirme ve tamahkarlık. Kanaat et, Rahman'ın taksimine rıza göster. Zira kanaat hiç bitmez bir sermayedir. Geçiminden fazla olanın tümünü bırakıver. İyi düşünürsen fazlalığın sana faydası yoktur. Şair şöyle der: öğrenmelisin hırsla koşmayıp eline geçenle yetinmeyi. Bak Rabbimiz hiç unuttu mu şu minik karıncayı? Hikmet sahipleri der ki: İzzet ve şeref güzel elbisede değildir. Zira güzel elbiselerle oyalanmak, onlarla zevklenmek, güzel görünümlü olmaya çalışmak insanı fazlasıyla meşgul eder. İnsan dünyaya olan aşırı meylinden dolayı dinin emirlerine ve ibadete fazla değer vermez duruma gelir. Böylesi kişilerin kendini beğenmişlik duygusundan uzak kalmaları çok zordur. Şair şöyle der: razıyım şu dünyanın kuru bir lokmasına, kaba işlemeden de olsa giydiğim abasına. Baktım ki bu devran kalıcı değil, ömrüm de devran da fani, başka bir şey değil. 58. Bölüm: Dünyanın Aldatıcılığı. Dünyadaki bütün hadiseler üzüntü veren ve sevindiren diye ikiye ayrılır. Fakat bu hadiseler yeryüzündeki bütün mahlukat için uygun olmayabilir. Yüce Yaratıcı'nın hikmeti gereği herkes için farklı şekillerde tezahür eder. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Rabbim dileseydi bütün insanları bir tek millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Rabbin andolsun ki cehennemi tümüyle insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü yerini bul. Bazı tefsir alimlerine göre ayette söz konusu olan farklılıktan murat, rızık yönünden farklı durumlarda olmaları, zenginlik ve fakirlik bakımından aynı durumda olmamalarıdır. Dünya hayatı bolluk ve zenginlik içinde bulunan, Rabbi tarafından kendisine bol imkanlar sunulan kişilerin buna karşılık şükretmeleri, güzel ameller işlemeleri vacip. Böyle yapmaları onları kötülüklerden ve dünyaya aldanmaktan korur. Bu manayı, yani dünya hayatının geçiciliğine aldanmamayı anlamak için şu ayeti kerimeler yeterlidir. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Evet, ama siz kendi başınızı belaya soktunuz.
fırsat beklediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur: akıllı kimselerin uykuları ve oruçsuz halleri ne güzeldir. Ahmakların ve murailerin uykusuz kalıp ibadet etmelerine neden gıpta etsinler ki? Takva ve kesin iman sahibinin yaptığı zerre kadar iyilik, o aldanmışların dünya dolusu kadar yaptıkları amelden daha değerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur: akıllı kişi kendi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. Ahmak ise nefsini hevasının peşine takan, Allah'tan bir takım temennilerde bulunan kişidir. Şair şöyle der: sevindikleri şey için dünyaya övgü dizenler, vallahi azıcık bir kötülük için hemen onu kınarlar. Sırtını döndüğünde insana hasreti yukarı çıkar, ikbal ettiği zaman da tasası durmadan artar. Diğer bir şair şöyle der: vallahi şu dünya tamamen bize kalsa, rızkı da her yerden bol bol üzerimize aksa, hür kimsenin buna boyun eğmesi yakışık alıcı değil, nasıl olabilir? Hepsi yok olucu, kalıcı değil. Şair İbn-i Bessam şöyle der: yazıklar olsun dünyaya ve orada geçen günlere. Zira o mahlukata hüzün kaynağı olarak yaratıp, hiç bitmez, arkası kesilmez onun gam ve kederleri, hem krallara ve hem de halka çektirdikleri. Şaşmak gerek dünyaya ve onun hallerine, o düşmanlık yaparken ona aşık olanların haline. Diğer bir şair şöyle der: dünya der ki, bakıyorum günler geçiyor, insanların alçaklarına çabucak rızıklar geliyor, şeref ve fazilet sahiplerine elini sıkıyor. Dünyaya dedim, sözün aslını benden al, o bol kazancı haramda gördü, habis olan habise bol bol yürür. Diğer bir şair şöyle der: geçen günlere sor, neler yapmışlar Kisra'ya, Kayser'e, saraylara ve orada yaşayanlara. Hep birlikte onları ayrılığa sürüklemedi mi? Geride bir akıllı ya da sefih terk etmedi mi? Anlatıldığına göre bir bedevi kabilenin birine misafir olur. Kendisine yiyecek ikram ederler. O da yer. Sonra onların çadırlarının gölgesinde uyur. Kabilede bulunanlar çadırı söker, hareket ederler. Bedevi güneşin harareti ile uyanır, kendine gelir, yoluna devam eder ve şu şiiri söyler: dikkat et, dünya tıpkı bir gölge gibidir. Elbet bir gün her gölgenin zevali gelir. Dünya yolcu için bir öğle uykusu yerindedir. Orada ihtiyacını giderip yola düşmek gerekir. Ehli hikmetten biri dostuna şöyle der: dua edenler sana işittirdi, isteyenler de mazeretlerini açıkladılar. Fakat yakini, yani kesin imanı kaybeden ve amelden uzak kalandan daha fazla yardıma muhtaç kimse yoktur. İbn-i Mesud radiyallahu anh der ki, ilim olarak Allah korkusu kafidir. Cehalet de Allah namına aldanmak için yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kim dünyadan hoşlanır ve onunla sürur duyarsa, kalbinde ahiret korkusu kalmaz. Hikmet sahibi bir zat şöyle der: kul elinden kaçırdığı dünyalıklara üzülürse, bundan dolayı hesaba çekilir. Elde ettiği dünyalıklardan dolayı sevinirse, bundan da hesaba çekilir. Sizden önceki salih Müslümanlar, sizlerin haramdan kaçındığınızdan daha fazla helal olan dünyalıklardan uzak dururlardı. Sizin nazarınızda hiç önemsiz gibi görünen hususlar, onlara göre insanı mahveden büyük tehlike olarak değerlendirilirdi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh, Mis'ar bin Kidam'a ait olan şu beyitleri misal olarak belirdi: ey aldanmış! Gündüzün gaflet ve uyku, gecen ise uyku ve değersiz işlerdir. Fani olana aldanır, hayallerle aldanır ve sevinirsin. Asılsız lezzetlerle aldandığı gibi rüyadaki kişinin. Bu meşgale ile sen varacaksın kötü bir akibete. İşte böyle yaşar bu dünya üzerinde hayvanlar. 59. Bölüm: dünyanın kötülüğü ve ondan sakındırma. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilir. Sellem buyurdular ki, yazık oldu Salebe'ye, yazık oldu Salebe'ye.
yazık oldu Salebe'ye. Bu arada şu ayet-i kerime indi. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Bu ayet-i kerime ile zekat farz kılındı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüheyne kabilesinden bir kişi ve Beni Süleym kabilesinden diğer bir kişiyi zekat toplamakla görevlendirdi. Müslümanlardan zekat toplamaları için ellerine yazılı bir emir verdi. Onlara şöyle dedi: İkiniz gidin Salebe ve Beni Süleym'den falanca kişiden zekatları alıp getirin. İki kişi çıkıp Salebe'nin yanına geldiler. Zekatı istediler ve kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yazılı emrini okudular. Bunun üzerine Salebe dedi ki, bu cizyeden başka bir şey değil. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değil. Siz gidin diğer işlerinizi bitirin. Sonra bana tekrar uğrayın. Cizye, İslam'a göre gayrimüslim tebaadan alınan bir tür vergidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevlendirdiği zekat tahsildarları Süleymi kabilesine yöneldiler. Süleymiler zekat tahsildarlarının geldiğini duyunca develerin en iyilerini zekat için ayırdılar ve onlarla zekat memurlarını karşıladılar. Görevliler en iyi develerin zekat için ayrıldığını görünce dediler ki, develerin en semizini vermekle yükümlü değilsiniz. Biz bunları almak istemiyoruz. Dediler ki, hayır, bilakis almalısınız. Ben bunları içinden gelerek veriyorum. Bunları sizin almanız için ayırdım. Görevliler zekat hayvanlarını alınca dönüp tekrar Salebe'nin yanına uğradılar. Ona tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini hatırlatarak zekatını vermesini istediler. Bunun üzerine Salebe onlara dedi ki, bana yazılı emri gösterin. Yazılı emre baktıktan sonra şöyle dedi, bu cizyeden başka bir şey değil. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değil. Siz gidin, ben vereceğim kararı bir düşünün. Memurlar dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce henüz memurlarla konuşmadan buyurdu ki, yazık oldu Salebe'ye, yazık oldu Salebe'ye, yazık oldu Salebe'ye. Sonra da Süleymi için dua buyurdu. Sonra görevliler Salebe ve Süleymi'nin yaptıklarına haber verdiler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Salebe hakkında şu ayeti kerimeyi indirdi. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a ant içti. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak yani iki yüzlülük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Salebe'nin akrabalarından biri vardı. Onun hakkında inen ayetleri duyunca doğru Salebe'nin yanına vardı ve hakkında inen ayetleri ona şöyle duyurdu. Ey anasız kalasıca Salebe! Allah-u Teala Celle Celaluhu senin hakkında şöyle şöyle ayetler indirdi. Salebe bunları duyar duymaz doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu ve zekatı almasını istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu senden zekat almamı yasakladı. Bu hal üzerine Salebe saçına başına toprak saçmaya başladı. O halini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, bu senin amelinin sonucu. Ben sana zekatı vermeni emrettim, sen vermedin. Salebe verdiği zekatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabul etmediğini görünce geri evine döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına geldi ve zekatını ona vermek istedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da onun zekatını almadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde zekatını vermek istedi fakat o da Salebe'nin zekatını kabul etmedi. Salebe Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliğe gelmesinden sonra vefat etti. Cerir'in rivayetine göre Leys şöyle der. Adamın biri İsa aleyhisselama arkadaş olmak isteyerek şöyle der. Sana dost olup sana yoldaş olabilir miyim? Bu teklifin kabul görmesinden sonra birlikte yola koyulurlar ve bir nehir kıyısına gelirler.
burada yemek için mola verirler. Yanlarında bulunan üç pideden ikisini yerler. Üçüncü pide kalır. İsa aleyhisselam kalkar, nehirden su içer. Döndüğünde üçüncü pidenin bulunmadığını görür ve adama sorar. Pideyi kim aldı? Adam bilmiyorum der. Sonra kalkıp tekrar yola koyulurlar. Yolda yanında iki küçük yavrusu bulunan bir geyik görürler. İsa aleyhisselam yavrulardan birini çağırır. Yanına gelince onu keser, bir kısmını kızartarak ikisi birlikte yerler. Sonra İsa aleyhisselam geyik yavrusundan arta kalan parçalara Allah'ın izni ile ayağa kalk der. Yavru kalkıp gider. İsa aleyhisselam adama tekrar sorar. Şu mucizeyi sana gösteren Allah adına soruyorum. Pideyi kim aldı? Adam tekrar bilmiyorum diye cevap verir. Kalkıp tekrar yola devam eder. Nihayet bir dereye varır. İsa aleyhisselam adamın elinden tutar, suyun üzerinde yürüyerek karşıya geçerler. İsa aleyhisselam tekrar sorar. Şu mucizeyi sana gösteren Allah adına soruyorum. Pideyi kim aldı? Adam yine bilmiyorum diye cevap verir. Bir süre sonra çöle varırlar. İsa aleyhisselam topraktan bir yığın yapmaya başlar. Sonra yaptığı yığına Allah'ın izniyle altın ol der. Ve o da altın olur. İsa aleyhisselam ortadaki altını üçe böler ve der ki, üçte biri benim, üçte biri senin ve üçte biri de pideyi alan kişinin. Bunun üzerine adam, pideyi alan benim der. İsa aleyhisselam, altının hepsi senin olsun der ve adamın yanından ayrılır. Adam altınların başındayken yanına iki kişi gelir. İki kişi adamı öldürüp altınları elinden almak isterler. Fakat adam der ki, altını üçümüz aramızda paylaşalım. Biriniz şehre gitsin, yiyecek bir şeyler alıp gelsin, beraber yiyelim. İki kişiden birini yiyecek almak için gönderirler. Yiyecek almaya giden adam yolda kendi kendine der ki, bu altınları neden diğer iki kişiyle paylaşayım ki? Getireceğim yiyeceğe zehir koyar, ikisini de öldürür, altınları tek başıma alırım. Yiyecek almaya giden adam düşündüğü gibi yiyeceğin içine zehir koyar. Diğer taraftan altınların yanında kalan iki kişi de kendi aralarında şöyle konuşurlar. Niye o kişiye altının üçte birini verelim ki? Adam döndüğünde onu öldürelim ve malı aramızda paylaşalım. Adam şehirden dönünce iki kişi onu öldürür ve yemeği yerler. Fakat yiyince kendileri de ölür. Altın çölün ortasında kalır ve üçü de yanı başında ölü olarak kalırlar. Bu esnada oradan geçen İsa aleyhisselam arkadaşlarına der ki, işte dünyanın hali böyledir. Ondan kaçın. Anlatıldığına göre Zülkarneyn bir yolculuğunda garip bir topluluğa rastlar. Bu toplumun elinde diğer insanların yararlandıkları hiçbir dünyalık yoktur. Kendileri için kabirler kazmışlar. Sabah olunca bu kabirlerin başına gelir, onları temizler, orada namaz kılarlar. Tıpkı hayvanlar gibi sadece yeşillik ve sebze yerler. Ayrıca pek çok bitkileri de kendilerine yasaklamışlardır. Zülkarneyn onların sultanına bir adam gönderir ve yanına gelip kendisiyle görüşmesini ister. Sultan gelen kişiye şöyle cevap verir. Benim ona ihtiyacım yok. Eğer ihtiyacı varsa kendisi bana gelsin. Bu haber üzerine Zülkarneyn adam doğru söylemiş der ve kendisi onun yanına gider. Ona der ki, yanıma gelmen için sana haber gönderdim fakat sen gelmedin. İşte ben sana geldim. Hükümdar, eğer sana ihtiyacım olsaydı yanına gelirdi, dedi. Zülkarneyn, neden sen ve halkın hiçbir toplumda görünmeyen bir hal üzeresiniz? Hükümdar şöyle der, nedir o? Zülkarneyn der ki, dünyalığımız yok, hiçbir şeyiniz yok. Altın ve gümüş edinip onlardan yararlansanız. Hükümdar şöyle cevap verir, biz altın ve gümüşten nefret ederiz. Çünkü bir kişi onlara sahip olunca nefsi kabarır ve daha fazlasını, daha iyisini istemeye başlar. Zülkarneyn şöyle der, peki kendinize kabirler kazmanızın sebebi ne? Sabah olunca kabirlerin başına gidiyorsunuz, onları temizliyorsunuz ve orada namaz kılıyorsunuz. Hükümdar şöyle der, bunu yapmaktan kastımız şudur. Oraya gelip o söylenenleri yapınca o kabirler bizi dünyaya karşı uzun emel beslemekten alıkoyar. Zülkarneyn sorar, yine sizler neden yeryüzünde yetişen sebzelerden başka bir şeyler yemiyorsunuz? Hayvanlar edinseniz,
onların sütünden yararlansanız, binitiniz olarak kullansanız ve daha başka yönlerinden yararlansanız. Hükümdar der ki, biz midelerimize hayvanlara mezar yapmak istemiyoruz. Yeryüzünde yetişen sebze ve bitkileri kendiniz için yeterli görüyoruz. Hayatı sürdürecek asgari şartlar insanoğlu için yeterlidir. Gırtlaktan yiyecek olarak geçen her türlü şey bize göre aynı yiyecektir. Daha sonra hükümdar eline bir kafa tası alır ve der ki, ey Zülkarneyn, bu kafa tası kime ait biliyor musun? Zülkarneyn der ki, hayır bilmiyorum, kime ait? Hükümdar şöyle cevap verir, yeryüzünde hüküm sürmüş bir hükümdara. Allah-u Teala kendisine yeryüzünde saltanat bahşetmiş, fakat o halkına haksızlık ve zulüm yoluna girmiş, azgınlaşmıştı. Cenab-ı Hak da yaptıklarına karşılık onun canını almış ve yeryüzüne atılmış bir taş gibi olmuştu. Ayrıca yaptıklarına ahirette gerekli cezayı vermek için Allah-u Teala onun amellerini tek tek sayıp kayıt altına aldı. Bundan sonra hükümdar eline diğer bir kafa taşı aldı ve bunu Zülkarneyn'e uzatarak sordu. Ey Zülkarneyn, peki bunun kime ait olduğunu biliyor musun? Zülkarneyn, hayır bilmiyorum, kime ait diye sordu. Hükümdar şöyle dedi, bu da Allah-u Teala'nın biraz önce bahsettiği hükümdardan sonra saltanat bahşettiği hükümdardı. Bu hükümdar kendisinden önceki hükümdarın halka yaptığı zulüm, haksızlık ve zorbalığı gördü. Allah korkusu ve tevazu ile hareket etti. Halkına karşı adaletli davranmıştı. Sonra o da senin gördüğün gibi şu hale geldi. Aynı şekilde onun yaptıklarına karşılık ahirette mükafat vermek için Allah-u Teala onun bütün amellerini tek tek sayıp kayıt altına aldı. Daha sonra hükümdar Zülkarneyn'in kafasına işaret ederek şöyle der. Ey Zülkarneyn, dikkat et. Bu kafatası da bu ikisinden biri gibi olacak. O halde neler yaptığına dikkat et. Zülkarneyn şöyle sorar. Bana dost olmak ister misin? Seni kendime kardeş ve vezir, Allah'ın bana lütfettiği şeylere ortak kabul edeyim. Hükümdar şöyle der. Ben ve sen bir yere barınamayız. İkimiz bir araya gelemeyiz. Zülkarneyn sorar. Neden? Hükümdar şöyle cevap verir. Çünkü bütün insanlar sana düşman, halbuki herkes bana dosttur. Zülkarneyn sorar, neden? Hükümdar şöyle der, insanların tamamının gözü senin sahip olduğun saltanat, mal ve dünyalık üzerindedir. Fakat bunların tamamını ben zaten terk etmiş olduğumdan ve yanında ihtiyacıma yetecek çok az şey bulunduğundan bana kimse düşmanlık beslemez. Zülkarneyn hükümdarı çok beğenmiş ve ondan fazlasıyla istifade etmiş olarak oradan ayrılır. Şair ne güzel söyler. Ey şu dünya ve onun süsleriyle oyalanan kişi. Gözlerini kırpmadan hep lezzetlere dalmakta olan kişi. Erişemediğin şeylerle hep nefsini meşgul ettin. Yarın kavuştuğun zaman Allah'a ne diyeceksin? Diğer bir şair şöyle der. Sitem ettin dünyaya cahili yücelttiğinden ve faziletliyi gerilettiğinden özür diledi benden. Cahiller öz evlatlarındır, ilerlettim onları. Muttakiler ise kumama, ahirete aittir, gerilettim onları. Mahmud el-Bahili şöyle der. Bilin ki dünya insan için bir imtihandır. Her halükarda ikbal etse, yüz çevirse de, sana ikbal ile gelirse şükürle karşıla onu, yüz çevirdiğinde ise sabret ve sebat göster.